Merhaba sevgili seyircilerim. Bugün sanat dünyamızın bir efsanesini ağırlıyorum. O bizim süperstarımız. Ama benim canım arkadaşım. Hoş geldin Ajda. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Teşekkürler. İyisin. Buraya yetişebilmek için günlerdir böyle zamanı sayıyorum, dakikaları sayıyorum. Allah'ım bir aksilik olmasın inşallah diyorum. Olmadı da çok şükür geldik. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Aslında benim sana soracak çok sorum var. İstersen hemen peş peşe başlayayım. Hadi başlayalım. Tabii ki Ajda Pekkan Türkiye'nin en önemli markalarından biri. Ve sen bu markayı çok uzun senelerdir böyle kılı kırk yararak, ilmek ilmek dokuyarak hakkıyla ve başarıyla yönettin. Ajda Pekkan olmanın çok büyük bir bedeli olduğunu çok düşünüyorum. Evet evet çok büyük bedel. Sen de ve herkes de tahmin ediyor zaten ve ona göre de hakkını veriyorlar zaten. Şöyle sen ilk Ses Dergisi'nde beraber kazandık diye biliyorum ben. O kadar başarılı şeylere imza attın ki filmler olsun, hayatın olsun, Özel'in demek istiyorum bir taraftan. O benim de sana yetişmem lazım. O yüzden ben de ilmek ilmek öyle canım, bir araya getirdim hepsini. Canım ne kadar mütevazisin. Aslında arkadaşlık öyle bir şey ama. Değil mi? Ben şöyle devam etmek istiyorum. Bu muhteşem kadın böyle atom parçacıkları gibi birbirlerine böyle ekleyerek bir kendi kendini yarattın sen. Ya tabii herkes çocukluğunu falan merak ediyordur. Bunu sonra öyle konuşuruz ama ben az önce dediğin gibi 1963 yılına gelmek istiyorum. Seninle tanıştığımız o güne. Gel gel. Sen 17 yaşındasın. Ve o arada galiba İlham Gencer'le Çatı'da sahne alıyorsun. Çalışıyorum derken amatör şarkıcı tabii, olarak gidip. Tabii herhalde talebeydin evet, zaten. Evet aynı zamanda. Nasıl karar verdin? Konservatuara gidiyordum ama devamlı olamadı. Ses mecmuasına? Ses mecmuası. Nasıl karar verdin oraya girmek? Ben karar vermedim. Kim? Babamın bir arkadaşı. İşte kızınız, babam hep methediyor kızımın sesi çok iyi filan diye. Evet. O yani sesle filmin alakası yok birbiriyle eşleşmiyor. Ama ona rağmen tabii buradan bir tüyo alıp o arkadaşı benim bir küçük resmimi babamdan istiyor ve yolluyor. Gizlice, hiç haberim yok. Ve şaşırıyorum kendimi dergide görünce. Zaten o şaşkınlık içinde de her şey oldu. Ben senin o güzel yüreğini bu yarışmada tanıdım. Ne mutlu. Metin Erksan Susuz Yaz'da oynayacağıma karar verdikten sonra benim de yarışmaya katılmamı istemişti. Finale kalanlar hep beraber bizi Şile'ye davet etmişlerdi deneme orası çekimleri Şile için. Miydi? Ben tam olarak hafızamda Süreyya Plajı olarak kaldı. Öyle mi? Evet. Hatta tamam. Orada bir heykel vardı. Süreyya Plajı. Çünkü ben öyle Kadıköylü olduğum için orada doğma büyüme Kadıköylü. Aslında babamın işi, vazifesi dolayısıyla Çanakkale, Gölcük oralarda oturduk ama aslen Kadıköylüyüm, Moda'da büyüdüm filan. Ya o yüzden de Süreyya Plajı oralarda biliyorum. Onu yani yanlışım varsa yine sen düzelt ama öyle biliyorum. Benim aslında unutamadığım bir an, biz oraya yetenek yarışmasına girdik zannediyoruz ama şimdi de kızlar lütfen mayolarınızı giyin, bir de böyle görüntünüzü alacağız dediler ve böyle kös kös soyunma odasına gittik ama böyle benim bir hazırlığım yok, yanında mayo falan yok. Derken oradan kadife bir ses, ben mayomu giyeyim, ben bikini giyeceğim, sen benim mayomu giyebilirsin dedi. Ya hayatımda ilk defa böyle bir şeye cesaret edip başladık işte. Sen mayoyu giydin, sonra ben de bikini giydim diye. Onu da babamla yurt dışından almıştık. Canım bu vesileyle benim giymem gerekiyordu. O bir bahaneydi, kaçamaktı, yalandı. Sonunda şey oldu, neden yaptın diye. Babam da kızdı bana çünkü. Sahi mi? Öyle tabii, de tabii bir geçmişi var bu işin. Bir geçmişi var. Ama o mayoyu ben giydim. Arkadaşım da olmuşum ya. Hülya da benim canımın içi arkadaşım falan. Böyle böyle geçiştirdik durumu. Ya. Ama gerçekten o gün başlayan bir dostluk.
Ne mutlu bana ki seni tanıdım. Hayatımın her döneminde sen benim yanı başımdaydın. İyi günümde, kötü günümde hep desteğim oldu. Doğru, birbirimizin aslında seneler içerisinde sen bir tarafa koşuyorsun, ben bir tarafa koşuyorum derken zaman zaman birbirimizi kaybediyoruz. Kaybettim. Ama her zaman burada bir Ajda var. Ama gönlümüzde var. Değil mi? Ne kadar şimdilerde olmayan. Canım benim. Aslında o yıl sen kapak yıldızı oldun. Bu yıllarca böyle bir yanılgı var. Ben yeri gelmişken beraberce evet. düzeltelim diyorum. Tamam. Yarışmanın birincisi, ikincisi diye bir şey yoktu. Bu yılın kapak yıldızı, kapak yıldızı yarışmasıydı. Aynen. Ve kadınlarda sen seçildin, erkeklerde Edis seçildi. Doğru. Ben hiçbir şey seçilemedim aslında. Hep bana diyorlar ki siz ses mecmuasının kapak yarışmasında ikinci olmuştunuz. Hiçbir şey olamamıştım diyorum. Ben ne ikinci ne üçüncü hiçbir şey olamamıştım. Çünkü böyle bir kategori yoktu. Kapak yıldızı ve sen kazandın ve arkasından film çevirmeye başladı. İlk sinema filmi Şıp Sevdi. Evet, Şıp Sevdi. Evet. Aslında büyük bir şans çünkü Türk sinemasının kralı Ayhan Işık'la ilk filminde. Kendimi Alice Harikalar Diyarında zannediyordum. Yani o kadar beğendiğim, takdir ettiğim inanılmaz insanlardı. Efsane. Yani gerçekten rüyada gibiydim. Değil mi? O oyunumu falan şaşırıyordum. İşte okuyorlar, o sırada replik veriyorlar. Evet. Ben bakıyordum, Ayhan Işık'ı seyrediyordum. Yani şöhret nasıl bir şey? Empati yapamıyorum maalesef tabii, şimdilerde. Ama o zaman şimdi yapamıyorum. Hani mesela bize baktıkları zaman o anlamda diyorum. Çünkü sonra düşünüyorum ki ben hakikaten öyle bakmışım. dikkatli incelemişim, sözlerimi şaşırmışım. Yani o filmi seyretmek başlık sevdiği. O nasıl davrandı? O konuşmalar çok komik. Rica ederim falan eski tarz konuşmalar. Tabii. O zaman tabii dublaj vardı. Adalet Cimcoz hanımefendi evet. yapıyordu. Evet. Bizim çok umurumuzda değildi birisinin bizim sesimizi farklı bir şekilde seslendirmesi ama sonradan onun bence güzel olmadığını... Doğru olmadı. Yani seni farklı bir boyuta taşıyor. Konuşma tarzın o değil, oymuş gibi oluyormuş gibi. O da o zaman tabii o gençliğin verdiği, o şöhret diyemeyeceğim tam. Tabii. Ama yani başlıyorum. O şaşkınlık diyeyim. Evet. Farkında değildik. Ama güzeldi, çok güzeldi. Ya Şıp Sevdi'yi izleyelim mi? Senin olur, ilk çok filmi. Komik. Komik olsun. Oo, harika ya, dans ediyorsun. Öyle twist mi? Twist. Zaman, yani o yaşın verdiği bir pür cesaret var ya. Ya kendimizde ne kadar özgüven var, inanılmaz. Hem utangaçtım. Hem de bir de özgüven. Hepsi bir böyle karışık ortaya. İkisi bir arada. Şizofren bir tam yaş çünkü böyle 17-18 evet, yaşları evet. müthiş. Evet. Aslında bu kadar önemli işlere başlamak, o bulunduğun yeri hazmedebilmek, farkında olmak. Yani çok zor aslında o yaştaki bir bence... Bugün baktığın zaman çocuk sence diye bak. Sence farkında mıydım o yaşlarda? Hiç değildim. Yani mümkün değil. Değildim. Mümkün yani değil. Belki bir şeyleri anlamaya çalışıyordum, keşfetmeye çalışıyordum. Ama mümkün değil. Yani o kadar... hep, yani deneye deneye, yanıla yanıla öğrendik hepsini. Gerçekten çok acı çekerek geliyorsun. Yani öyle her şey istediğin kolay gibi değil. Parmağını oynattığın zaman olmayan, biliyor musun? İmkanı yok. Aslında düşünüyorum da hiçbirimiz gençliğimizi yaşayamadık diye düşünüyorum. Bence de. Değil mi? Yani çalışıyorduk ve sorumluluklarımız vardı ve hep bir kameranın önünde olmak, seyircilerin önünde olmak gibi bir sorumluluğumuz vardı ve hep bir kontrolümüz vardı. Otokontrol. Çok doğru. Ya hep birilerinin hayatını oynuyorsun. Zaten o şeye giriyorsun, disiplinin içine giriyorsun. Askeri şey gibi yani terbiye gibi evet, gerçekten. Evet. Çünkü yani ben hiçbir zaman kendimi şöyle bir rahat hissedemiyorum yani imkanı yok. Yani birazcık böyle bir durumlar söz konusu olunca hemen elimi ayağımı çekiyorum. Hemen farklı hale geliyorum. Çünkü biz insanların gözü önünde onların
sevdikleri veya takdir ettikleri rol model insanlar olduğumuz çok için çok doğru bir şey çok söyledin. Dikkat etmek gerekiyor. Çok konuşurken doğru bir şey de, hareketinde de, sevginde de, özelinde de, sahnende de, her şeyde. Evet. Bu biraz yorucu olsa da mükemmeli de yani ben zora alıştım galiba. Çünkü o kadar kendimi disipline ettim ki, özür dilerim sözünü kestiysem. Ne demek? O kadar o disipline alıştım ki, yani başkalarının yaptığı farklı hareketler bana batıyor mesela. O beni rahatsız ediyor. O yüzden benim rahatsız olacağım hiçbir ortamda olmak istemiyorum. Çok hak veriyorum sana. Gerçekten çok zor. Sana gençliğini geri verseler ister misin? Der yani misin ki şöyle, ben keşke şunları düzeltebilseydim gibi zaman zaman böyle düşündüğün şeyler oluyor mu? Yoksa o yaşların doğallığı mı diyorsun? Bence o yaşların doğallığı çok güzel. Bugünlere geldiğim için Allah'a Tanrı'ya şükrediyorum. Şükür çok ediyorum. Çünkü tekrar oralardan geçmek bunun sadece mutlu anlar değildi hep. Biz kendimizi kandırıyorduk Pollyanna gibi. Çünkü bilmiyorduk hayatın gerçeklerini. Onları öğrendiğin zaman, arkana dönüp baktığın zaman hayatın gerçekleri hiç de öyle kolay değil. Kolay değil. Hastalıksız, kimseye muhtaç olmadan o evreleri atlatmış, buraya gelebilmiş olmak. Bence nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Elbette ki bu Allah'ın hepimize verdiği bir hediye, bir hediye. Özellik. Bence biz gifted. Ya. Hediyeyiz biz bu dünyada. Evet. Gerçekten buna inanıyorum. Bunun da kıymetini bilmeliyiz. O yüzden biliyoruz. Özeliz. Ben biliyoruz, tabii biliyoruz ama hani bilmeyene de bildirmek lazım. orada da haklısın. Orada da haklısın. Yani çünkü ben de Kasımpaşalıyım, elim aşalı. Orada doğdum ama askeri hastanede o kadar. Tabii. Hı. Kardeşim pardon, Haydarpaşa'da doğumlu Cemre'miz. Bana işte ilk röportajlar, sizler de doğdunuz İstanbul'da neresinde? İşte hani Kadıköy'de. Sen İstanbul'un neresindensin? Haydarpaşa'nın şeyde askeri hastanede derdim. Şimdi ise rahat rahat söyleyebiliyorum. Küçük komplekslerimiz vardı yani o zaman. Elbette, elbette. Ya, onları atlat. O yaşlarda evet kendini olduğundan daha farklı göstermeye çalışıyorsun. Daha olgun, daha bilgili filanmış. Halbuki ne biliyorsun hayatla ilgili hiçbir şey bilmiyorsun. Ben istersen çocukluğundan biraz söz edelim. Ben baba travması yaşadım diye bir haber okumuştum annenle babanın ayrılığıyla ilgili. Yani, o herhalde çocuk olarak seni etkilemiştir diye düşünüyorum. Anne baba ayrılığı. Anne baba ayrılığı tabii ki etkiledi. Değil yani hiç en kolay güzel günler olmasaydı. Yaşayacağımız ergen zamanımızda biz böyle birdenbire farklı şeyler yaşadık. İşte halalarımız geldi eve, babam bir daha evlendi. O hanım maalesef annemin bütün gençlik resimlerini yırttı. Ne güzel, o kadar üzüldüm ki o resimlerden şimdiki gibi bir daha onların kopyaları yok. Biz artık onu elde edemedik bir daha. Biz de tabii maalesef taraf olduk. Çocuk kafayla daha da taraf olduk. Anneciğim tabii, oldu. İrrasyonel şekilde. Anneciğim. Öyle oluyor. Baba birazcık böyle despot. Bir taraftan da çok yumuşak, çok hani asker adam, asker ama deniz albayı, bir divizyonu olan bir asker. Çocukluğumuz NATO'du, Amerikalıların arasında filan böyle biz şeydik yani, modern yetiştik. Evet. Anlayabiliyor evet. muyum? Ama dejenere olmadan. Çok ama baba disiplini içinde, anne disiplini içinde. 7'den sonra eve geldiğimizde azar işitirdik filan. Hani daha hava kararmamış ama niye 7'de geliyoruz gibi gibi. Ondan sonra ayrılınca anne tarafını tutmak durumunda kaldık. Ve ben öyle başladım çalışmaya. Yani evet. Anne baba ayrıldıktan sonra sen... Tabii eve bakmak durumunda kaldım. Evet ya. Güzelim benim. Onlar farkındalar mıydı aslında tabii. Senin böyle bir yeteneğin çok. Var? Kim? Değil babam. Mi? Baban, anne. Tabii o anlamda evet tabii. Ay her ikisine de Allah rahmet eylesin. Amin, çok teşekkür ederim. Senin annen için de aynı şeyi söylüyorum çünkü tanışıyorduk biliyorsun. Elbette. Ya. Sen hayatımın her döneminde oldun benim. Hepsi melek olarak geziyorlar. Ya.
Aslında anne baba çocukluk derken galiba hayattaki en büyük şansımız kardeşlerimiz. Bak, değil mi? Çok doğru. İyi ki varlar. Canım İyi Semiramis. İyi ki onlar var. Semiramis. İyi ki var. Gerçekten. Ya ben buradan ona sevgilerimi yolluyorum. Aslında diyorum ki bazen keşke Semiramis devam etseydi. Aslında çok yetenekli bir oyuncuydu. İnanılmaz. Sahnelere de yani en az seri kadar yakışıyordu bence. Çok. Değil mi? Çok çok hoş. Onu ben çok istedim. Çok güzeldi. Semiramis devam etsin kariyerine, hı-hı, diye. Ama sonra evlilik. Şimdi o bir terazi burcu. Sen de mi terazisin değil mi? Ben yay. Yaysın, pardon. Evet, doğru. Teraziler enteresan, kardeşimden doğru böyle bir analiz yapıyorum. Şeyleri, hayat kriterleri farklı. Prensipleri farklı. Yani o kadar başarılılar. Ama bir anlamda da bir anda vazgeçebilme yetileri var. Ve yani, öyle oldu. Evet, neden acaba? Ama o yeti tabii ki bu defa diğer hayatında, hı, çok farklı bir şekilde ve çok başarılı bir şekilde yürüyor. Yani değil tercih mi meselesi. Yani evliliği tercih edip orada Oscar aldı. Değil mi? Evet. Değil mi? Kariyerini yapsaydı. Çok güzel anlatıyorsun. Hı. Çok da doğru anlatıyorsun. Çünkü Semiramis gerçekten örnek alınacak bir idol kadın benim gözümde. Çok, çok. Birçok açıdan. Birçok açıdan. Evet. Yine sinemaya dönelim. Evet, dönelim. Aslında o da bir efsane. Taçsız Kral filminde Metin Oktay'la rol almıştınız. Evet. Metin Oktay'ı da saygıyla anıyorum tabii. O da futbolumuzun bir devi. O da çok önemli bir kişi. Değil mi? Ama senin anıların var mı o filmle ilgili? Hatırladığın bir şey var mı? İzmir'deydik galiba o film çevrilirken. O da İzmirli ya, onun hayatıyla ilgili bir filmdi ben, herhalde. Gönül Yazar da vardı galiba, değil mi? Evet, Ayten olmalı. Gökçer, Gönül Yazar. Bayağı büyük bir kadro. Bayağı vardı. Büyük bir kadro. Hepsi sevgili insanlar, hepsini çok seviyorum. Gerçekten. Güzeldi geçirdiğimiz zaman. Dediğim gibi ben hala hiçbir şeyin farkında değildim. Yani aslında o kadar, yani bir anda böyle peş peşe film ama çekmeye başladı. Ama anlaşmalar öyleydi, hatırlıyor musun? 6 film yapmak zorunluluğum vardı 12 zaten. 12 film benim. 12 film. Tabii peş peşe peş peşe. Hürrem Bey, Osman Seden, işte Şanslaması Onik Bey. Ya. Ay kimler? Daha Orhan Aksoy. Ya. Nejat Saydam. Nejat Saydam'la hatırlıyor musun? Evet. Dişi Düşman diye bir, evet, filmde beraber oynamıştık. Evet. Cüneyt Arkın da vardı. Evet. İstersen görüntülerimiz var, izleyelim mi? Hadi. Dişi Düşman'ı. Dişi Düşman'ı. Hatırlayacak mısın bakalım? Bir şey söyleyeyim mi? Belki o sırada başkası konuşmuş beni. Ben o kadar sert konuşmayı bilmem ki. Değil mi ama? O zaman. Değil mi? Tabii. Yani hem olduğundan daha büyük. Hani mesela iyi ki bırakmışlar seni. İşte bilmem ne. Böyle komik komik olurdu herhalde. Ya aslında seslendirme hem çok şey kattı hem de çok şey götürdü. Tabii ki filmine göre. Osman Seden'in cetvel kırdığını biliyorum ben filmde. Fatma Girik, ben Süleyman Turan rahmetli oynuyoruz. Bir de birisi daha vardı. Ay çok meşhur, şu an tam anımsayamıyorum. Koçum Benim. Koçum Benim. Orada da Ayhan abi vardı değil mi? Ayhan, doğru, Süleyman Turan. Ayhan, Fatma Girik, sevdiğim Fatma Girik. Ya, ona da buradan çok selam, sevgiler. Bu arada o kadar farkında değilim ki rolüm devam ediyor Kami Nazım'ın köşkünde. Meşhur. Her gün gidiyoruz, taşınıyoruz oraya falan. Ben kafam esmiş böyle, bir gitmişim sarışınken böyle. Gidip saçımı senin rengine boyatmışım mesela. İnanmıyorum. Yemin ediyorum, sahnenin devamı var bir de. Ben bir geldim, herkes fıs 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 konuşuyor falan. Anladım ki bir problem var. O da ben tabii. Var bir şey. Tabii. Evin yaramaz çocuğu kesinlikle. Osman'a baktı, böyle baktı, baktı. Yok artık dedi. Tak diye cetveli kırdı. O kadar içerli. Yani iyi ki ters laflar etmediler. O gün tabii o set, senaryo. İptal.
tamamen değişti. Başka sahneler çekildi ve ben o gece gidip saçlarımı tekrar sarıya boyatıp geldim ertesi günü. Yani böyle anekdotlar var. O kadar kale almıyordum yani. O kadar üzgünüm. Çünkü set arası gidip şarkı dinliyordum ben. Ben söyleyecektim, sen söyledin. Harikasın. Ben çok iyi hatırlıyorum o Dişi Düşman döneminde. Herkes işte Ajda Hanım'ı sette çağırır mısınız? Herkes Ajda Hanım nerede? Ajda Hanım içeride müzik dinliyor. Sürekli sen müzik dinlemek, şarkı ezberlemek ve hep o dünyayı yaşıyordun aslında. Evet. O anda film setindesin ama hayır sen sahnede evet. yaşıyordun. Sonunda da zaten sahneyi tercih etti. İşte o yüzden de bu bir saygısızlık olarak değil, konsantrasyon meselesi, tabii. adaptasyon tabii. meselesi. O yüzden de olamadığım için sen orada kendi kariyerinde tabii ki farklı işte geçiş yaptın. Ben de bu kariyerde evet. bir şeyler yapmaya çalıştım bugüne kadar. Hem de ne güzel şeyler yaptın, hem de ne güzel Ajda. Dediğin çok doğru. O bir ruh meselesi, kendini nereye ait hissettiğin. Ben evet o setlerde o yaşanmış kadınların hikayelerini anlatmaya, sense o hikayeleri seslendirmeye, şarkı söylemeye. Çok. Ama senin en büyük başarın tabii benden de üstün. Hem kariyer hem güzel bir yuva kurdun. Teşekkür ederim. Biz onu yapamadık. Beceremedik. Çok zor. belki de böylesi bir süperstar için, böylesine büyük bir marka için yalnızlık galiba daha doğru. Şöyle söyleyeyim, yalnızlığın içinde çeşitli kalabalıklar var. Hem de kimler var. Hem de kimler var. Ben bir ordu gibiyim yemin ederim. Elbette. İçimde de öyle, dışında da öyle. Çünkü hiçbir zaman yalnız değilsin. Evet zaten. Değilim yani. Hiçbir zaten. Zaman değil. O yüzden de yalnız zaten kalamıyorum. Allah da kaldırmasın yani. Evet. Çünkü ben bir de sürekli proje üretiyorum. Sürekli her şeyle ilgiliyim. Yani 48 saat kafam çalışıyor desem. Evet. Yemek biliyorum, yapmıyorum, dikiş biliyorum, ellemiyorum ama karışıyorum. Böyle yapacaksın. Burnuma her şeyi sokuyorum. Ya bu titizlik zaten çok önemli. Bir film daha ben bahsetmek istiyorum. Sevgili Zeki Müren ve Türkan Şoray'la birlikte evet. oynadınız değil mi? O da çok, evet, çok güzel efsane oradan. Yani. Kavga etmiştik galiba Türkan'la. Evet öyle canım bir sahneniz var. Gerçi o sahne değil ama başka bir öyle sahneyle. Bir hatırlayalım mı filmi? O filmde sevgili Filiz Akın'da var mı? Yok. Türkan vardı ve hatta işte o gün bugündür sizin de dostluğunuz evet, Türkan'la evet, devam evet. eder. Evet. Zeki Bey'le sahne çalışmaları yaptınız yıllarca. Demek ki o filmle başlayan bir güzel dostluk var. İstersen önce izleyelim. Tamam. Buyurun. Paylaşamıyorsunuz Zeki Bey. Ya Zeki Bey ya, deyince canım. Böyle... Muhteşem bir sanat güneşi. Benim gerçekten. Okulum olmuş Zeki Bey. O bir ekol. Çünkü müthiş, kulis muhteşem. Ne demek? Orada kavga etmek, orada barışmak, orada insanları nasıl ağırladıklarını, taltif ettiklerini, işte mikrofon nasıl kullanılır, sahnede daha evvel sahneye gelir, kendi saati olmadığı halde saat 7:30'lar, 8'lerde oradadır. Yani ki 12'de çıktıkları halde. Her şeyi kontrol ederdi şey değil kontrol. Mi? Ama çok zarifti, çok nazikti. İnanılmaz her güzel zaman bir... kimseyi kırmamaya çalışırdı. Sanatı bittiği an gece sabaha kadar istediği gibi yani ona aitti artık hayat. Elbette ama sahnede çok... çok yorucu bir hayat yaşadı bence. Değil mi? Evet çünkü o ses tınıları bilirsin belki duymuşsundur. Bir çatal bıçak sesi duyulmazdı çalıştığı yerde. Evet, herkes evet. yemeğini keserdi o saatte. Evet, büyük bir konsantrasyon. Garsonlar bile beklerdi. Sessizlik içindeydi. Ve her sözü, her kelimesi tane tane. Zordu. Yani öyle bir sanatçıydı yani. Gerçekten eşsiz bir sanatçıydı. Eşsiz. Gerçekten. Peki biz yine geçmişe dönüyoruz. Bir VTR daha göstermek istiyorum. Pantolon Bankası. Ay, hatırlıyor musun? İsmini biliyorum. Sadri Alışık'la. Evet, evet. Sadri Alışık'la da belki anılarımız vardı. Ben şimdi vardı. Bütün bunları sonra evde seyredeceğim. Hacı Pekkan kolajı yapacağım.
Peki izleyelim istersen önce. Hadi izleyelim. Aa, şey ne bileyim. Girebilir miyim? Tabii buyurun. Ver elini bakayım. Dünkü davranışım için özür dilemeye geldim. Ziyanı yok canım. Birden kalabalık toplandı. Ne derler diye düşündüm. Ah, ben de zannettim ki yani şey yani diyordum ki yani demek istediğim benim prens param var da. Buna çok sevindim doğrusu. Uzaktan görürdüm seni ama böyle neşeli olarak görmek çok daha iyi. Sahi mi? Hı-hı. Bak göreceksin paramı hep iyi şeylere kullanacağım. Yalnız. Evet. Yalnız böyle arada sırada sana derdimi açsam hani senden yardım istesem. İstediğin zaman elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Sahi yapar mısın? Tabii. Tabii hiç çekinme. Allah'a ısmarladık. Çok tatlı. Çok tatlı değil mi? Çok. Gerçekten. Ben çok seviyordum kendisini. Hep anlatırdı. Niye filmlerde gider şarkı söylerdim arkalarda bağıra bağıra. Yani anlatırdı. Hani çok ben de öyleydi. Müthiş insan vardı. Evet. Güzel günler olarak anıyoruz o günleri. Çünkü çok güzel insanlarla çok beraberdik. İşte sayıyoruz. Çok Sadri Alışık hepsi diyoruz. Çok Panilan diyoruz. Ve sanat Zeki için Bey canlarını veren insanlardı. Gerçekten. Yerleri hiçbir zaman da olmayacak bence. Ve müzik. Süperstarımız canım benim. Yolculuğunun ilk dönemlerinde Fecre İbcioğlu, İlham Gencer, Fikret Şeneş. Değil evet, mi? Çok önemli insanlarla çalıştın. Doğru. Yollarımı kesiştiği insanlar var. Ama bu yani tesadüf olamaz. Ya biraz şöyle, da seçim. Nasıl diyeyim? İlk önce mesela benim bu şarkı söylediğimi Çatı'dan da evvel galiba kronolojik olarak hatırlayamayabilirim ama Fecre İbcioğlu ile bir yolumuz kesişti. Caddebostan'da bir evetti. Gerçekten öyle hatırlıyorum. Evet, çok Semra iyi hatırlıyorum. Semra telefon açıp hani çok iyi Joker hakkımı kullanabilirim falan. Semra bize öyle miydi? Ay, o da vardı yanımda çünkü. Biz böyle yani gençler akşamüstü Caddebostan'a gider, dağ kulüpte kara kediler falan seyrederdi. Evet. Müzik çalıyorlar. O zamanın rock grubu. İşte öyle oralarda filan Fecre İbcioğlu yanında arkadaşları filan o beni Ses Dergisi'nden mi tanıdı? Yok o yok yok o da yoktu. Ses de yoktu. Fecre İbcioğlu anlatıyor. Bak şöyle bir dakika bak, şöyle mi dedi acaba? Siz güzel kızlar ne yapıyorsunuz filan? İşte dikkatini sen çekti. Ne yapıyorsun bakalım? İşte herkes bir şey söylüyor. Ben şarkı söylemek istiyorum demişimdir herhalde. İlk çıkan söz bu. Hadi gel sana o zaman yardım edeyim demiştir. O zaman radyodaydı Fecre İbcioğlu. Tabii. Öyle çok, bir şeyler çok hatırlıyorum. Ben sana hatırlatacağım şimdi. Hatırlat. TRT'nin arşivinde Fecre İbcioğlu'nun seninle ilgili, o ilk karşılaşmanızla ilgili ay, lütfen anlattığı bir hikayesi var. Dinleyelim, seyredelim onu. Fecre İbcioğlu ve ben beraber bu şarkıyı yazdık ve ilk denemeydi bu Türk pop müziği değil mi? Böyle bir evet, ilk beşli olan şarkıydı. Böyle bir dal oldu Türk pop müziği. Ondan Türk, sonra gitti. Bir gün bir arkadaşlarla oturuyorduk şeyde. Arkadan bir ses duydum. Fecre bir dakika sizinle konuşabilir miyim? Bir baktım aa bebek gibi bir kız. Ajda Pekkan. Ajda Pekkan. Affedersiniz dedi. Benim sesim var. Arkadaşlarım hep ısrar ediyorlar. Bana şarkı söyletiyorlar. Lütfen beni bir dinler misiniz dedi. Dinlerim dedim. Ertesi gün randevu verdik. Radyoya geldi. Biz dinlediğimiz için her gün birkaç kişi pek benimsememiştik. Öyle bakıyorduk. Bir başladı. Un Anna Damore diye bir şarkı. Ben inanamadım. Geçtim kumanda odasına. Kumanda odası bütün dolmuştu. Kim bu dediler. O günü hayret içinde kaldım. Akşama da Çatı'ya gittik. Çatı'da birkaç şarkı söyledi. Ve o gün karar verdik ki bu Ajda şarkıcı olacak. Hay çok ay, güzel bir an değil mi? Evet. Ama sonra çok kötü dolaştık kendisiyle. Çünkü artık
egolar başladı. Ben de değil ama karşı tarafta böyle birdenbire. O ne kötü bir şey egolar ya Rabbim. Başa çıkamadım. Ben yarattım şey. Seni gibi bir şey mi? Evet. O da, canım benim. Yani hoş olmuyor. Yani o zaman tabii bizde böyle o delikanlı kafayla onları pek hoş karşılamıyordum. O tarzları, o tarz konuşmaları ve davranış biçimlerini. Çünkü hak etmeyen insanlar yani bir yere gelemez. Yani birbirimizi çok kötü distort ettik. Şöyle bir şey oldu Hülya'cığım. Bu ne biçim hayat? Those Words'dayız şarkısının. İşte belki soracaktın soruların içinde. Yani ilk 45'likle yani, başlayan yolculuk. Göz gözdeydi bana. Aha. Mesela kendisinindir. Galiba şey milyoner, milyonzade kendisinindir. Başka bir sürü böyle şarkılar var ve bir sürü Türkçe sözleri var. Galiba iki yabancı. İki yabancı mesela, akılda kalan. Evet, şu anda hatırladıklarım. Sonra işte Semremiz gene orada hani benim de destek çıktığım onun kariyerine o sırada... Bizim Fecri Ebcioğlu'yla küslüğümüz Semremis'i arıyor. Bana yazdığı o şarkıyı Semremis'e veriyor. Haydi. Az. Ay Semremis olduğu için affedilir ama yani sana yapmaması gerekiyor. Oluyor işte bazen neden olduğunu şu anda ben bile hatırlamıyorum. Evet. Gerçekten. Yani ben, sen de böylesin. Evet. Olumsuz şeyleri tamamen unutuyorsun. Hemen unutuyorum. Hiç resetliyorum bitti. Tamamen. Yok öyle bir şey. Şimdi bakalım güzel neler yaşamışız, neler paylaşmışız. Bu iki yabancı hakikaten çok güzel. Belki hala söylüyorsundur. Değil zaman mi? Zaman yani çok söylüyorum. Güzel. Evet. Yani daha doğrusu halka çok mal olmuş. Fikret Şeneş'i sormadım. Fikret Şeneş oradan doğru oraya gelecektim ama geçemedim. O da onunla şimdi da çok... öyle olunca Ahmet Çapa rahmetli canım arkadaşım. Biz de çok görüşüyoruz o grupla. Ahmet de yurt dışında okuyor, geliyor, gidiyor işte filan. Böyle bir gün böyle bir söz arasında benim de şu Fecri Evcioğlu'yla üzüntümü, o şarkının da işte iyi ki Semremiz'e gitti, o başka. Evet. Ama işte o şarkıda da aklım kaldı filan, öyle bir durum var. Dedi ki benim annem de çok güzel söz yazıyor biliyor musun dedi. Ben de işte yani beraber olmamışız tanımıyorum anneyi tanımıyorum. Ondan sonra iyi olur dedim. Sonra Fikret Hanım nurlar içinde yazsın mekan cennet olsun Allah'ım. Hepsinin. Yani ana gibi oldu bana yar olarak gerçekten. Öyle. Ay ne kadar insandı. Önemli. Öyle çünkü zaman zaman insan anneciğiyle konuşamayabiliyor. Çünkü o kadar subjektif bakıyorlar ki her şey yanlış. Her şey, çünkü anlamıyorsun o yaşlarda ne yanlış ne doğru. Tabii. Ama orada olayın böyle bir kırıldığı bir nokta var. O da mesela daha objektif değerlendiren birisiydi. Fikret Hanım, bir şey derdim olduğu zaman bak o öyle değil, böyle olursa daha iyi olur der. Hani daha beni yönlendirirdi. Hem tecrübeli hem dediğin gibi bakabilen, objektif her şeyi açık görebilen. Evet. O anneler yüzden, o merhametinden, sevgisinden. Aman hani aman o üstüne titremek filan. O birazcık fazla böyle şey geliyor bana, fazla geliyor. O yüzden hani daha sakin halletmek varken niye o kadar böyle... abartılı i̇şte. Olsun. İşte ben onu sonradan anladım tabii ki şimdi. Peki dedim ve o şarkıyı yazdık. Tabii o şarkı Semremis de patladığı için işte hiçbir şey olmadı çok. Sonra bizim tabii o dostluğumuz zaman içinde çok tatlı yerlere geldi. Ayrılmaz ikili olduk. Öyle senelerce. Oldu. Ve kendisinin o kadar büyük bir filozof beyni çalışıyordu ki İçerik olarak şarkıların hepsinin bir felsefesi vardı. Yani bugün gerçekten. De baktığın zaman onların hepsi kült şarkılar, kült sözler. Nelerdi. Belki de benim, belki de değil. Yani şimdi şöyle, hepimiz birbirimize katkıda bulunduk. O sırada mesela Fikret Hanım, Ayten Atman, Allah rahmet eylesin, Ayten Atman, işte Tanju Okan, Ayla Algan. Onlara veriyordu. Daha çok onlarla çalışıyordu. Onlar daha çok... farklı müzikler yaptıkları için ben birdenbire yeni yetme çıkınca yani onların arasında arkasında. Tabii farklı
müzikler yapar oldum. Mina. Hep Mina. Mesela Ahmet beni arıyor. Ajda gene bir Mina geldi. Hadi bunu annem yazsın sana. Tamam hemen pat yazıyorduk. Son yolcu düşünme hiç. Bütün epeyce bir zaman böyle yabancı melodilerin üzerine Türkçe sözler yazdı. Ama sonradan da zannediyorum Türk pop müziğine bir ekol getirdin. Yepyeni bestelerle bir Türk pop ama müziği bu konuda diye bir şey çok da tehdit aldım. Yani hatta bana bunu sorma cesaretinde bulunuyorlardı. Ben ne cevap vereceğimi bilmiyordum. Mesela bir tanesi işte şey neden mesela o sırada da Paris'e gidip geliyorum. Evet. Ama aklım burada, gönlüm burada. Türkiye'den kopamıyorum. Ben çok defa gidip yerleşmek istedim ama ben yapamadım. Çünkü kime neyi anlatacaksın? Yani bir kere onların yaptığı müziği taklit ediyoruz biz burada. Hı hı. O sırada. O sıralarda. İşte soruyorlar basın. İşte özgün müzik niye yapmıyorsunuz, düşünüyor musunuz? Özgün müzik dediğim ben Julio Iglesias veya diğer şarkıcılar. Hı hı. Beyoncé özgün müzik mi yapıyor? Yani herkes birinden beste alıyor, sözlerini alıyor ve yapıyor. Benim de bugün bütün bu çalıştığım arkadaşlardan aldığım, edindiğim ve onları değerlendirdiğim, hayata geçirdiğim şeyler. Harika. Ben yorumcuyum. O yüzden. Mesela hala süperstar kavramını anlamam. Yani bana o kadar ironik geliyor ki. Ama çok yapıştırdılar üstüne. Yani işte ne demek yani? Ama sen bizim de bir süperstarımız yani. Olsun. Ama buna cevap veremiyordum. Böyle kalıyordum. Bir dakika düşünün falan. Gerçekten çok önemli bir şey konuştuk. Yani Türk pop müziği diye bir yepyeni bir ekol yarattın. Bunu ama o işte beraber işte tabii. Konuşurken o kadar böyle her şeyi bir araya sığdırmaya çalışıyoruz ki bazen eklektik bir konuşma oluyor. Şimdi şunu demek istiyorum. Yani Fikret Hanım benle beraber bir anda müthiş bir söz yazarı durumuna geldi. Ajda Pekkan da Fikret Şeneş'le beraber. Biz muhteşem ikili olduk. Hı hı. Ve birbirimizle çok güzel bir yere geldik. Yani bir bütün olduk. Hı hı. O yüzden mesela hala o şarkılar bana göre bugünün sözlerinden hiç alakası yok. Çünkü hala varlar. Vallahi varlar. Ve hep var ve olacaklar gibi geliyor. Anlamıyordum Hülya o zaman ben. Yani kimler geldi, kimler geçti, bana ne diyordum filan söylerken. O sırada Paris'e gidiyorum, geliyorum kafa bir karış havada. O şarkıyı yazabilmek için yaşamış olmak yani, gerekiyor. Yani tabii bana derdi ki Ajdacığım sen hele ileriki yaşlarda çok iyi anlayacaksın. Bunların her sözünde içinden hissedeceksin. Çünkü yaşanmışlık olacak. Ben de neyi yaşayacağım falan diyorum. Hadi öyle işte öyleydim yani kendi ne yazık ki her şeyi sonradan anlıyorsun, vakıf oluyorsun, sindiriyorsun. Değil mi? Ancak. Çok daha evet yani çok. Yaşamışlık çok önemli çok bir şey. Farkındayım. Yaş almışlık diyoruz biz ona. Aynen öyle. aslında şimdi ben düşünüyorum da senden sonra Sezen Aksu, Nilüfer, Nükhet Duru. Hep ben böyle bahsederler. Biz müziğe Ajda Pekkan'a olan hayranlığımızla Sezen'le benim hikayem var. Nükhet'le var. Değil mi? Nilüfer'le var. Canımın içi yani hepsi. Hep sana hayranlar. Evet yani. Nilüfer mesela geceleri söylüyordu. Biz Akdeniz Müzik Festivali'ndeyiz işte. Hı hı. O zaman galiba Egemen Bostancı yaşıyor muydu? Emin değilim. Galiba. Ben Ali Bars'la yaşıyordum galiba. Sevgili Ünal Uzun filan böyle Akdeniz Müzik Festivali'nde jüriyim ben. Kayahan çıktı galiba. Allah'ım da rahmet eylesin. Evet. Ve Geceler şarkısını Nilüfer seslendirecek. İşte o gece birileri seçilecek. Kazanacak. Birinci kazanacak. Oyumu kullandım Nilüfer. Çok muhteşemdi. İyi muhteşem. Ki kullanmışım İyi diyorsun ki. Değil mi? Aynı şekilde mesela bir sürü kimseyle mesela Sezen'le hatıramız şöyle bir gün ben vokal arıyorum. Oturuyoruz Mehmet Teoman, Cenk Taşkan galiba geldiler. Sezen Aksu diye birisi var. Çok meşhur İzmir'den doğru geliyor. Ondan sonra öyle mi diyorum ben de Fransa'ya gidip geliyorum haberim yok. Ya bu Türkiye'de neler oluyor kimler? İyi dedim, arasam dedim acaba gelir mi? Ondan sonra Ağra çok şeker bir kızdır dediler. Yani şey de işte bağladılar İzmir Sezen. İşte onun konuşma tarzını biliyorsun. Evet. Şeker. Ondan sonra işte ben böyle direkt olarak
Merhaba dedim, ben Ajda Pekkan. Sezen Hanım'la görüşebilir miyim dedim. Efendim dedi. Sezen Hanım'la görüşebilir miyim? Ajda Pekkan mı dediniz dedi. Evet dedi. Hani şarkı mı söyleyeyim ispat etmek için? Sesimi tanınman için. Ben de İngiltere kraliçesi dedi filan. İnanmadı çünkü dalga geçiyorum zannettim. Ay, evet, ben de İngiltere kraliçesi. Ben de İngiltere kraliçesi. Onu Mehmet filan aldı telefonu da. Yok yok Sezen gerçekten Ajda filan. Öyle bir şeyimiz var çok komik. Zaman zaman onlarla düet filan da yapıyorsunuz. Sezen'le ben hatırlıyorum bir düetiniz var. Evet. Galiba arkadaşlar öyle bir şey hazırlamışlar. İster misin seyretmek? Ne demek tabii ya. Ki. Seni söylüyor sahi mutsuz musun? Bu yolda dönüş yok sen bilmiyor musun? Her şey gönlünce olmaz demiştim sana. Kaderden kaçılmaz görüyorsun. Hiçbirisi hasretini gidermedi en güzeli. Senin kadar sevindi kimler geldi, kimler geçti. Güzel şarkı ya, hala istemiyor, seviliyor. Ama ben şeyden bahsetmek istiyorum. Hani o yıllarda yabancı müziklere Türkçe söz koyuyordu. Evet, coverlar. Ama sonradan yerli besteler çıkmaya başladı. Bunlara da çok ön ayak oldu. Zaten söyledin. Ben Şehrazat. Aynı anda söyledik. 1-2-3 Şehrazat ya, yani. Onun sözleri ve onun besteleri çok yakıştı sana. Çok yakıştı. Evet. Yani daha da niceleri yapıyor. Tabii. Durup evet. Yani. Vallahi evet. Sezen de öyle, o da öyle. Evet. Acayip yaratıyorlar. Ama bütün bunlara ön ayak oluyor olmak. Ama yani şimdi çok güzel çocuklar da çıktı güzel. Böyle. Hakikaten güzel besteler yapan ama bizlerin tarzları daha feodal, daha romantik, daha farklı. Geçen gün Samsun Bey'le DMC'nin biliyorsun başını olan. Çok sevdiğim bir dostum. Kendisiyle konuşuyorduk. İşte böyle hani nasıl diyoruz gidiyor işte şimdi yeni bir akım çıktı rap. Rap. Tabii hani böyle değişik yorumlar yapılıyor. İşte pop müziğinin bir hikayesi artık kalmadığı için rap insanlara daha çok ulaşıyor gibi. Yani nerede ulaşıyor? İnsanların hislerine dokunuyor. Niye? Çünkü birazcık da dış kökenli çocuklardan geliyor. Almanya'dan, şuradan, orada doğmuş buradan. Mi? Tabii oranın çok etkisi altındalar. Yurt dışı yıkılıyor çünkü bütün Anglo-Sakson dünyası, Frankofonlar, her yer. Rap, doğru. Ama bu bir akım. Dediğim gibi rock gibi, hem diğer müzikler gibi hep bir çeşini olması gerekiyor. Ondan sonra ben mesela seviyorum. Bütün müzikleri sevdiğim için hepsini algılayabiliyorum, dinleyebiliyorum. Ama herkes de böyle mi acaba? Çünkü onlar içlerindeki o acıyı, o isyanı orada verebiliyorlar. Evet. Biz öyle büyümedik, anlatabiliyor muyum? Biz de aslında yani sakin büyüdük sanki. Çok haklısın. Öyle bir geçmişin ve bugüne getirdiğin bir çizgin var ki işte yıllardır dünün insanları da zevk aldı, bugünün gençleri de zevk alıyor ve dinliyor ve tercih ediyor. Ve eminim yarın da Ajda dinleyecekler ya da arayacaklar dinlemek için. Şimdi TRT arşivinden yine seninle ilgili bir görüntülerimiz, bir kolaj yapmış arkadaşlarım. Tabii. İzleyelim mi? Görsen affet gitsin aldırma.
tek varsın sonunda. Sen sarıl, o sana sarılmazsa sen onu unutmazsın. Dove è andato quello zingaro, quel cane, quel bastardo? Non te lo so dire, amica mia. Lui una che ti incanta e fra donna che cavalca la tua malinconia. Ya. Söyledin ya, ben hani Paris'teydim, gidiyordum, geliyordum. Hmm. Türkiye'de yeni gençler çıkıyordu filan, tanımıyordum. Aslında gidiş gelişlerinin bir amacı vardı. Sen müziğini uluslararası arenaya taşımak istiyordun. Ve evet. Çok iyi hatırlıyorum. Enrico Macias'la. Ama o kadar yalnızdım ki yanımda bir tek müzisyen yoktu o zaman. Benimle beni kavrayacak, beni destekleyecek, yanımda yoldaş olacak. Tek başına. Tek başıma mücadele. Hani ne yapacaktım tek başıma? Yaptın da yapacağını yani yaptın. Bu en azından birçok genç için bir örnek teşkil ettin. Yapabilirsiniz. Sadece reformistlik oldu. Ama birinin bunu yapması gerekiyordu ve sen bunu yaptın. Yani. Büyük cesaret tabii ki. Evet. Yani hani destekleyenler olur etrafında, müzisyenlerinle beraber maddi manevi destekler. Hani tek başına yapmak çok zor. Enrico Macias'la konser vermek o yıllar için. Ya ne cesaret. Değil mi? Değil çok mi? Önemli. Eurovision var sonra arkasında. Ay. O da bir cesaret. Ben istemedim ki Eurovision'a girmek. Ama bütün bunlar katılmak. Çok önemli örnekler. Ben size ışık tutuyorum yolunuza. Ya. Gençlere sesleniyorsun. Evet haklısın ama ben hep hayatımda kendimle yarıştım. Bu gibi yarışmalara girmeme gerek ne yoktu. Gerek var. Anlatabiliyor muyum? Zaten vardı, bir yerdeydim zaten. Yani. Ama Türkiye için vardı. Yani Türkiye'nin orada çok doğru ağızlarla temsil edilmesi gerekiyordu. Her neyse. Yani tabii ki. Ben şöyle söyleyeyim. Bir fedakarlık yani, tarz bu. Olarak böyle hani batı yüzü gibi görünsem de tabii ki içim buranın karmasıyla dolu. Elbette. Ben tamamen buralıyım. Elbette. En çok burayı seviyorum ve buranın müzikleri, her şeyisi, toprağı taşı, her şeyine kurban olayım. O kadar çok seviyorum. Yani insanını seviyorum. Her şeyini. O yüzden de kalkıp da ama hani simgesel olarak batı yüzü olarak göründüğüm için beni orada sadece o kriterlerde orada alacaklar zannettim. Yani onu temsil edeceğimi zannederken birdenbire dandı giden diye bir şarkıyla petrol. Evet, sonradan petrol halkın çok sevdiği çok bir şarkı oldu. Çok halka mal oldu. Toplumun, yani Türk halkı çok sevdiği sevdi. Bir şarkı oldu. Evet. Belki farklı bir şarkı söyleseydim her halükarda zaten kaybedecektik de. Yani ama yani ne bileyim, bilemiyorum işte kader ya, biraz kadere de inanmam. Ben her şeye rağmen sen istediğin kadar mutlu ol, mutsuz ol, önemsemiyorum. Çünkü Türkiye için yaptığın bu öncülüğü takdir etmek istiyorum. Anlıyorum, senden sonra anlıyorum. Nice gençlerimiz gitti. Doğru. Sen kendinden yani bir ajda diye bir varlık var. Onu bir tarafa bırakıp Ajda Pekkan'ın görevleri var bu ülkede diye yaşadın ömrün boyunca. Benim bir tanecik arkadaşım, canım benim. Zaman zaman düşününce çünkü çok önemli bir işler yaptığın için. Misyoner oluyorsun. Kabul et, bunu kabul et. Şimdi bak, bugün sen benim konuğumsun ama hatırlar mısın? Kaç sene oldu bilmiyorum. Sen bir program yapıyordun ve beni konuk davet etmiştin. Ya arkadaşlar çok güzel bir sürpriz yapmışlar. Ya. O programdan görüntüler almışlar. İzleyelim mi onu da? Ben de istiyorum ama. Ben değil mi? hep sizlerle ağladı, sizlerle güldü, sizlerle aşık oldu. Sen o dönemden bu döneme geçiş, o süreç içinde neler
hissettin, neler hissetmiştin? Kimi örnek aldın? Tabii benim de hoşlandığım sanatçılar vardı ama belki onlar kadar başarılı olmayı arzu etmişimdir. Ama kendim gibi olmayı da seçmesini bildim zannediyorum. Çünkü ben bir oyuncuydum ve birçok karakteri canlandırırken belki birçok teknikleri deneyerek kendimi bulmam gerekiyordu. Zaman içerisinde bir şeyler oluştu. İlk yıllarda olduğunu söyleyemeyeceğim. Daha sonra çok doğru yönetmenlerle çalıştım. Yönetmenler benim aynı zamanda hocalarım oldu. Doğru filmlerde oynadım. Çok doğru yönetmenlerden ders aldım açıkçası, öyle kabul ediyorum. Bir günde oluşmadım elbette. Yıllar içerisinde fakat o kadar güzel taşıdınız ki. Bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Türk sinemasında Osman Yağmurdere. Yağmurdere. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ajda bütün dünyada örnekleri olduğu gibi birçok sanatçının işte biyografisi yapılır, hayatları film olur. Kitap mı diyeceğim? Evet. Aynen. Çünkü vallahi ne var ki, ben inanıyorum. Yapmak istiyoruz biz de. Yani çok doğru bir karar. Böyle bir aşamadayım. Olur. Çok doğru bir karar. Ama olur. Böyle oturup da hayatımı anlatmak falan bana komik geliyor. Nesini anlatacağım hayatımın? O kadar karma karışık ki nereden başlayıp nerede bitireceğim bilmiyorum. Şöyle karışık. Herkesin çok bildiği göz önündeki halini değil. O bizim daha az evet, gördüğümüz. Tabii ki ama yani. Yani duyguların var, alışkanlıkların var, korkuların var, sevdaların var. Hani seyircinin gözünün önünde olmayan, bizim bilmediğimiz o en duru, en saf, en temiz, en doğal Ajda'yı belki anlatırsın bize. Haklısın ama mesela, yani böyle biri beni didiklemeli. Yani hadi evet, hadi evet. Diyecek. Her şey hazır, hadi bir editör lazım, şu lazım. %100. Benim bir yere kapanmam lazım, böyle konsantre olabilmem, yok. Transa girmem lazım sahnede olduğu gibi. Bir de şöyle, o kadar kendimle uğraştım ki hayatım boyunca. Hep kendimi yaratmaya çalıştım, gerçekten. İşte bir şeyler yapmaya çalıştım. Yoruldum kendimden. Bıktım kendimden. Gerçekten bıktım. Ya yani evde sen benim halimi görsen benden öte herkes. Yani. Ama bu da bir ihtiyaç yani, biliyor musun? Ya sokağa çıkamıyorum bir kere. Hiçbir şekilde. Rahat ama edemiyorum. Ama bu kadar sahne, kıyafetlerin muhteşem. Onlar da sorsana ne yapıyorum acaba? Ne yapıyorsun acaba? Ben herkes bana bunu soruyor. Kaç senedir sahnede olunca ne ben nereye sığdırabilirim ki onları? Tabii ki bir sürü şey. Dağıtıyor musun? Veriyorsun ona buna. Şimdi de hala şimdi acaba mı diye sakladıklarım var. Ama neyin acabası bilmiyorum. Yani bir gün bir sergi olabilir. Yani ya Ajda Pekkan Türkiye'de böyle şeylere kostüm. Önem verilmiyor ki. Yani ben görmüyorum. Mesela David Bowie yaptı son. Londra'da böyle bir sergi oldu. Bayağı da ilgi gördü. Ama tabii ki bütün bunlar sponsorlar bilmem ne. Böyle yani olması ama gerekiyor. Ama yani öyle ilerliyor sen istersen insanlar. Yaparsın. Burada öyle bir şey yok. Sponsor sen istersen yok. Yaparsın. Yani yok. Herkes İstersen yaparsın. İstemekle olmuyor. Birilerinin teklif etmesi gerekiyor. Ben hayatımda istemeyi hiç bilmedim. Değil mi? Hiç bilmedim. Hep kendimle ilgili yetiştim. Yani hep kendimin varlığıyla var oldum. Ancak hiç kimseden bir yardım alamadım, almadım, istemedim. Çünkü böyle bir şey yok bende. O tarz değilim. Ama sen yani yaratıcı tarafını hep çalıştırdın. Yani diyeceksin ki zaten her şey o kadar mükemmel ki yani. İstemeye şeyin yok. Ama yani ben ama, de onu demek istiyorum. Bir şey var, haklısın. Ama senin şu an söylediğin olayı birileri akıl edip de bana gelip bunu teklif etmeleri lazım. Hı-hı. Sponsoruyla beraber. Duyuyorlardır bizi. Belki de duyuyorlardır. Canım benim. Çok şükür. Ajda, zaman akıp geçiyor ama. Duyanlara duymayanlara. Ya, evet. Değil mi? Yine çok güzel görüntülerim var. Onları izleyelim. Hadi izleyelim. Program hep beni izleyeceğiz sonunda galiba. Hep görüntüler, seni, hep görüntüler. Seni, hep seni.
aşklar. Devam. Aşklar. Canım, canım Ajda'cığım. Muhteşem kadın. Ne iyi ettin geldin. Nasıl mutlu oldum anlatamam. Ama senin en çok hayatındaki sevgilin olan o yavruların, hayvancıklarından evet. hiç bahsedemedik. Edemedik. Niye aman etmedik onlar... onları? Allah korusun. Ya, ya Allah bağışlasın. Nasıl bizi koruduğu gibi. Bence inanıyorum. İnsanlara yalvarıyorum, rica ediyorum. Vicdanlarının sesini dinlesinler. Onlara çok savunmasızlar çünkü. Evet. Aynen çocuklar gibi. Evet. Onlar ağlıyor. Ne olduğunu doktora götürüp anlıyorsun. Ama öbür tarafta da işte en çok veterinerlerden umut evet, bekliyorsun. Ha, bir de o değil yok. Sadece canım. Yani en azından. Ya bir de şu var tabii nereye kadar onun da biliyorum artık daha rasyonel düşünmeye başladım. Eskiden daha delilik krizleri geçiriyordum. Evet. Şakır ağlıyordum falan. Şimdi de öyle ama yani dünyanın bir döngüsü var ve ben onun içinde nereye kadar yetişebilirim ancak mesajlar vermeye çalışıyorum. Yani vermeye çalışıyorum gerçekten. Gidiyorum. Yani ki sayısal olarak yaşlarından dolayı kaybettiklerim oldu tabii ki. 16-17 öyle gidiyorlar sırayla. Ama ben hani bahçede gelip doğuruyorlar. Yani sanki orası yani şey doğum evi. Yani. O min dayanamıyorsun yani. Ve bakıyorsun. Böyle ne bir durum. Güzel. Herkes öyle olsun. Peki, tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ben İyi de. İyi ki varsın. İyi, çok teşekkür ederim. Biz niye böyle görüşemeyip de böyle röportajda falan görüşüyoruz? Bence... Biz görüşüyoruz canım. Ben ya, seni ama en şöyle son... şöyle. Öyle değil. Ha. Bayağı. Anladım. Anladım ne dediğini. En yakın yani zamanda. Ne güzel, en yakın. Bunu gerçekleştirelim. Gerçekten. Aslında hayat çok kısa. Evet. Çok kısa. Onun hem için uzun hem kısa. Her anın tadını çıkarabilmeliyiz. Canım güzelim benim. Güzel bir gündü. Çok teşekkür ediyorum. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Harikaydı. Sevgili seyircilerim, gördüğünüz mutluluktan devamlı böyle güldüm bugün. Çünkü kolay değil. 56 yıllık bir dostluk, arkadaşlık, hiç bitmeyen bir arkadaşlık. Bugün benimle bu programda sizler de şahit oldunuz onun dostluğuna ve güzel kalbine. Haftaya tekrar birlikte olmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere efendim. Thank you.